Hadi bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, Adalar Denizi'nden komşumuz Palikaryalar Türkiye'nin savunma alanında yaptığı atılımları görünce kara kara düşünmeye başladılar. Yunan basını manşet atmış. 2023'te ilk kez uçan başka Türk uçakları ve insansız hava araçları göreceğiz. Türkiye savunma alanında yerli ve milli adımlar atmaya devam ederken Yunanlılar da bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Yunan basını her geçen gün yeni bir analiz ile okurlarının karşısına çıkarken, bu kez 2023 yılına odaklandılar. Gayri askeri statüdeki Ege adalarını silahlandırarak Türkiye'nin tepkisini çeken Yunanistan'da basın, kara kara Türk silahlarına karşı neler yapılabileceğini düşünüyor. Son olarak Ankara'nın ilk uçuşunu Türk Devleti'nin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'te yapmayı planladığı askeri uçaklar ve insansız hava araçlarını gündemlerine taşıdılar. Yunan basınının Forbes'e dayandırdığı haberde, bu silahlar arasında en gelişmiş olanının Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin milli muharip uçağının olduğu belirtildi. Yunan basını geçtiğimiz günlerde milli muharip uçağının envantere gireceği tarihi gündemine taşımıştı. 18 Mart 2023'te Türk semalarında uçması beklenen milli muharip uçağının 2025'te veya 2026'da havalanmasının beklendiğini ifade eden gazete, ilk uçağın 2030'larda üretim hattından ineceğini iddia etti. Ankara'nın seri üretime geçebilmek için uçağın bazı gizlilik özelliklerinden de taviz vereceğini ileri süren gazete, "Muhtemelen 2023'te uçan başka Türk uçakları göreceğiz," dedi ve Türk savunma silahlarını tek tek sıraladı. Bayraktar Kızıl Elma taksi ve kalkış testlerinin Kasım 2022'de tamamlandığını belirten gazete, Kızıl Elma'nın Türkiye'nin jet motorlu ilk insansız hava aracı olduğunu belirtti. Baykar'ın özellikle agresif manevra yapma ve radardan kaçma yeteneği sayesinde hesaba katılması gereken önemli bir güç olduğunu belirttiği haberde yer alan detaylar arasında. Kızıl Elma'nın kalkış ağırlığının 1500 kilogram faydalı yük dahil 6 ton olacağı belirtilirken, istihbarat toplama operasyonları ve saldırıları yürüteceği ifade edildi. Kızıl Elma'nın kısa pistli uçak gemilerine kalkış ve iniş yapabileceği belirtildi. Kızıl Elma'nın Türkiye'nin 2023'te çıkarmayı beklediği tek silah olmadığını yazan gazete, Hürjet'in hafif avcı uçağı olarak kullanılabileceğini belirtti. 1470 km/saat hızında uçabildiği ve 45.000 fit yüksekliğe ulaşabildiği vurgulanan Hürjet'in bu özelliklerinin onu, İtalya'nın M-346 Master'ı ve Güney Kore'nin T-50 Golden Eagle'ı ile aynı geniş kategoriye yerleştirdiği belirtildi. Polonya'nın yakın zamanda 48 adet Hürjet sipariş etmesine dikkat çekerek, bu ürünün aynı zamanda ihracat pazarında da başarılı olacağının beklendiğini yazdı. TUSAŞ'ın Göksungur ya da Şimşek olarak adlandırılacak olan 858 km/saat hıza sahip SES-6 bir insansız hava aracı geliştirdiği de belirtilenler arasında yer aldı. Bu drone'un bilgi toplama ve ateş desteği sağlamak için üretildiği ifade edildi. TUSAŞ'ın tamamen ultrasonik bir versiyonda geliştirmeyi hedeflediği hatırlatılan haberde Aksungur'a atıfta bulunuldu. Türkiye'nin şimdiye kadar ürettiği en büyük insansız hava aracı olduğu belirtilen Aksungur'dan fırlatılabilecek daha küçük bir versiyon geliştirilebileceği belirtildi. TUSAŞ, T-129 Atak taarruz helikopterinin yerini alacak olan T-929 Atak 2'yi de geliştiriyor diyen gazete, Atak 2'nin önemli ölçüde daha ağır olacağını ve İtalyan selefine göre iki kat daha fazla faydalı yük taşıyabileceği belirtildi. Helikopterin güdümsüz füzeler, UMTAS uzun menzilli tank savar güdümlü füzeler ve 70 mm cirit füzeleri ile havadan havaya füzeler dahil olmak üzere çeşitli türlerde Türk yapımı mühimmat taşıyabileceği belirtildi.
Atak 2'nin Türk Kara Kuvvetleri'nin yanı sıra donanmaya da hizmet etmesini amaçlandığı belirtilirken Forbes'a dayandırılan haberde, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in şu sözlerine dikkat çekildi: Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü için TUSAŞ güçlü bir şekilde gelecek. Neredeyse tüm projelerimizin uçuşa geçtiği yıl olacak. Ayrıca ilk olarak 29 Ekim 2020 tarihinde Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın yaptığı paylaşımla duyurulan Bayraktar TB3. Baykar savunma tarafından üretilen katlanır kanatlı ve kısa mesafede iniş kalkış özelliğine sahip bir silahlı insansız hava aracının da Baykar'ın TCG Anadolu gemisine konuşlandırılmak üzere geliştirdiği Bayraktar TB3 sihası yeni yılın ilk yarısında gökyüzüyle buluşmaya hazırlanıyor. Bayraktar TB3'ün özellikleri neler? Kanat açıklığı 14 metre. Uzunluk 8.35 metre. Kalkış ağırlığı 1450 kilogram. Faydalı yük kapasitesi 6 silah istasyonu 280 kilogram. Havada kalış süresi 24 saat. Katlanır kanat yapısı. Kısa pistli uçak gemilerinden otomatik kalkış ve iniş kabiliyeti. SATCOM uydu bağlantısı. Evet, bence komşumuzun biraz tedirgin olmasında hakkı var. Ne diyelim, reisin dediği gibi, mealen kaşınma kaşırız. Atina'yı da vururuz. Hepinizden Allah razı olsun. Videomu izlediğiniz için beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Hadi bismillahirrahmanirrahim.